Düşmanıdır sevgilim, akarsuyun, meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanı demişti Nazım Hikmet Ran dizelerinde. Şimdi o büyük acıların yaşandığı yerlerden birine gideceğiz. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hedefinde olan yer olan Hatay'a gideceğiz sevgili izleyenler. Tele 1 ekibi depremlerin yıl dönümünde Hatay'da. Muhabirimiz Gönül Kasap, kameramanımız Cemal Berk Aytekin ve Hatay'dan yansıyanlar karşınızda. Teşekkür ederim Ülkü Çoban. Biz Hatay'da, Hatay'ın Defne ilçesindeki izlemlerimizi sürdürüyoruz. Az önce terk edilmiş bir mahalleyi ekranlara getirmiştik. Ekip arkadaşlarımla birlikte biraz daha şehir merkezlerine inelim. Belki bir umut burada hayat biraz daha geçen bir yıla rağmen, belki biraz daha hayat normale dönmüştür umuduyla burada da gözlem yapmak istedik. Ama kameraman arkadaşım Cemal Berk Aytekin'in görüntüleriyle gelecek ekranlarınızda burada da şehir merkezinde de maalesef hayat normale dönmüş değil. Şu an ekranlarınıza ki ilk meclis depremlerde ağır yara aldı, ağır hasar aldı ilk meclisimiz ve çalışmalar bir yıla rağmen, altını çizelim, bir yıla rağmen hala devam ediyor. Hemen arkamda Hatay Belediyesi var. Belediyenin de yine ağır hasar aldığını görüyoruz. Etrafındaki birçok bina ağır hasarlı ve bir yıla rağmen çalışmalar devam ediyor. Bizler buradaki o ağır hasarları ekranlara getirdik ama bir kez de Hataylı yerli bir depremzedenin ağzından hem bir yıl önce o gece yaşananları hem de bu bir yıllık süreçte nelerin değiştiğini ya da değişmediğini kendisinden dinleyeceğiz. Yanımda Cemil Lif var. Efendim hoş geldiniz. Öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Depremlerin birinci yılındayız. Öncelikle bu gece neler yaşadınız? Kayıplarınız kısaca onlardan. Kız kardeşim kayıptı. Rahmetlik oldu. Bir de o gece yaşadığımızı yani anlatmak mümkün değil. Soğuk, yağmur, ne gelen var, ne giden var. Üç gün. Üç gün hiç gelen olmadı. Nasıl, hiçbir şey. Ne kadar bekledi enkaz altında yakınınız? Üç gün. Üç gün. İş makinesi buldum. Fakat gelmediler. Dediler ki gelemeyiz çünkü emir yok. Öyle. Aslında depremden sonra siz nasıl çözüm ürettiniz? Hayatta kalabilmek için nasıl bir mücadele verdiniz? Vallahi yağmurun altında ufak bir park var. Kilisli Park diyoruz ona. Orada en azına 4 saat kaldık yağmurun altında. Öyle. Hatay'ın yerlisisiniz. Evet. Bir yıl geçti. Hatay'da neler değişti? Yaralar? Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey. Yıktılar evlerimizi, parkımızı, bir şeyimiz kalmadı. İşte rezervler yapacaklar. Bana evimi versin, ben yapayım. Bir şey istemiyorum kendilerinden. Ne para, ne pul, hiçbir şey. Yeter ki yerimi versin, benim yerim bir evdi. O evi bana versin, ben yaparım. Başka bir şey istemiyorum. Peki yakınlarınız, komşularınız, burada konteynerler görüyoruz, çadır kentler. Oradaki tanıdıklarınız var mı? Onlar nasıl yaşam sürdürüyor orada? Peki de. Kimi çadırda, kimi konteyner, kimi böyle yaşıyorlar. Yani zor durumdalar. Çok. Peki buradan AKP iktidarına seslenecek olsanız, yerli bir depremzede olarak, üstelik Hataylı olarak ne istersiniz öncelikle? Ne diyelim bilmiyorum ki. Ne diyeceğiz AK Parti? Sözün bittiği yer mi? Efendim? Sözün bittiği yer mi? Aynen, sözün bittiği yer. Bize vekilimiz versin, Can Atalay'ı çıkarsınlar. Başka bir şey istemiyoruz. Çünkü ona oy verdik, milletvekili yaptık. Ama Gezi davasından tutuklu. Onun çıkmasını istiyoruz. Can Atalay için. Evet, Can Atalay'ı. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, geçmiş olsun. Dileklerimizi yeniden iletiyoruz. Evet, Ülkü Çoban, yerli depremzede Cemil Lif'le beraberdik. Ve bir diğer önemli, değerli konuğum CHP 25-26. Hatay Milletvekili vekilimizle birlikteyiz. Şimdi hem o siyasi anlamda hem de yine yerli bir depremzede olarak bizlere Hatay'ın durumunu değerlendirecek. Efendim hoş geldiniz, yayınımıza şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Hilmi Arayıcı.
Siz de hoş geldiniz memleketimize. Bizim buradaki kültürel özel dokusu olan cümlelerden biridir hoş geldiniz demek. Misafirliğe gittiğinizde hoş geldiniz derler. Gittiğinizde evden çıktığınızda da hoş geldiniz denir. Öncelikle bir kez daha hoş geldiniz. Tabii aradan bir yıl geçti. Ben de depremzedeyim. 10 kardeşiz. Bütün abilerimin ve ablaların evi buradaydı. Benim de evim vardı. İstanbul'da yaşıyorum ama hepimizin evi yıkıldı. 4.30'da ablam aradığında işte hakkınızı helal edin ölüyoruz dedi ve telefon kesildi. Ben o sıra apar topar toparlanıp hemen 7 uçağıyla Adana'ya oradan özel araçla geldim. Ve o günden beri hep buradayım. Ailemi başka yerlere taşımak zorunda kaldık, dağıldık bir anlamda. Ama o günden beri hep Hatay'dayım. Dolayısıyla bir yılda ne oldu, ne değişti derseniz inanın hiçbir şey değişmedi. Ancak buraya gelen bütün o sokakları, caddeleri, mahalleleri gezenler görüyor, biliyor. Özellikle Defne, Samandağ, Defne'nin Elektrik Mahallesi, Armutlu Mahallesi, Sümerler Mahallesi, Gazi Mahallesi yerle bir. Antakya'nın büyük bir kısmı yerle bir. Samandağ öyle. Arsuz'un bir kısmı, Kırıkhan'da bir kısmı. Dolayısıyla bugün tartışılan şeylerden biri yerinde dönüşüm mü olacak ya da başka şey mi olacak konuları önemli. Çünkü olağanüstü hal bölgesi ilan edilmişti 3 ay boyunca. Ve buraya hemen herkes belki de özel afet bölgesi ilan edilsin deniyor ama orada bazı sakıncalar var. Çünkü özel afet bölgesi ilan edildiğinde, ki zaten afet bölgesi burası, o zaman işte buna dayanarak rezerv alanları, tehlikeli alanlar, işte orada imar yapılamayacağı tespit edilen yerler hazineye devrediliyor ve buradaki bir hak gaspından bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki insanların nereye gideceği, ne yapacağı, hangi koşullarda tekrar evi alacağı söz konusu olduğunda sıkıntı yaşanıyor. Bunun yerine şunu demek lazım bence. Öncelikle kalkınma il olarak burası kabul edilirse en azından o yerinde dönüşümle ilgili evini yapacak insanlar ruhsatlardan muaf olur. Küçük, orta ve büyük işletmelerde sigorta dahil olmak üzere muafiyet olur. Ya da yurt dışından getirilecek makinelerle ilgili bir muafiyet söz konusu olur. Çünkü burayı tekrar ayağa kaldırmak, canlandırmak, Hatay'ı ayağa kaldırmak buradaki üretimden geçiyor. Eğer bu üretimi sağlayamazsak buradan gitmek zorunda kalan insanlar tekrar dönemeyecek. Öyle olduğu zaman da ekonomiye çok ciddi bir darbe vurmuş olacak ki Türkiye'nin en önemli ihracat yapan ve tır filosu olan yerlerden biri sebze, meyve ve benzeri ihracat. Burada bir virgül koyarak size AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözünü hadırlatıp hem de bir milletvekili, eski bir milletvekili olarak sizin görüşlerinizi öğrenmek istiyorum. Merkez yönetimle yerel yönetimler birlikte olmazsa o bölgeye hizmet gelmez, hizmet olmaz dedi. Ne düşünüyorsunuz bu söylemleri? Söylediği şeyde haklı. İşte görüyorsunuz, gerçekten hizmet gelmiyor. Bir kere utanç verici söylenen söz. Gerçekten buradaki insanlar zaten çok ağır bedeller ödemiş ve bir yıl geçmesine rağmen bir şeylerin düzelmesini beklerken bu söz o kadar ağır geldi ki insanlar hepimize. Bunu kaldırmak gerçekten zor. Yerel yönetimle işte merkezi hükümetin bir araya gelmesi sonucunda ancak ben buraya bir şeyler yaparım demesi şu anlama geliyor bir yanıyla. Bir yıl önceden yaşanan depremin hemen sonra aslında biz sizi bile bile bu kaderinize mahkum ettik, öldürdük demek istiyor. Eğer bizden olsaydınız size oy verdik. Ama şöyle şeyler de var. Mesela Antakya Belediyesi AKP'li bir belediyedir. İşte Maraş'ta, Adıyaman'da ve benzeri yerlerde de durum çok farklı değil. Orada görünürde bazı yapıların olduğunu gösteriyorlar. İşte anahtar teslimi falan diyorlar ama siz görüyorsunuz. Burada yüz binlerce bina yıkıldı. Yüz binlerce insan demiyorum, bina yıkıldı ve hala yıkılacak binlerce bina var. Ben karış karış dolaşıyorum. Aylardır buradayım. Dolayısıyla o sözün ağırlığı altında kalacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanının, yetkilerin, kurumların, hükümetin bir an önce böyle bir ötekileştirici, düşmanca bir tavrın yerine siyasi görüşü, milliyeti, ırkı, cinsiyeti, mezhebi, görüşü, yaşam biçimi, kültürel yapısı ne olursa olsun insanca davranıp Türkiye hükümetinin bir vatandaş olarak davranması ve eşit koşullar yaratması gerekiyor diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Ağzınıza sağlık. Evet, Öykü Çoban, CHP Hatay 25-26. Dönem milletvekili Hilmi Yarayıcı da bizlere Hatay'ın son durumunu, son bir yıllık süreçteki Hatay'daki gelişmeleri de aktardı. Bizler buradaki takiplerimizi sürdürüyoruz. İlerleyen saatlerde yine farklı bölgelerden de bağlantılarımız olacak diyelim. Ve sözü yeniden Hatay Defne'den İstanbul'a stüdyoya sizlere bırakalım. Çok teşekkür ediyorum Gönül Kasap. Sevgili izleyicilerimiz, Hataylı bir yurttaşımızın ne söylediğini siz de çok iyi duydunuz. 3 gün gelen giden olmadı burada deprem olduğunda dedi. Can Atalay'ı çıkarsınlar, biz onu milletvekili olarak seçtik dedi. Ve bir diğer yandan da Erdoğan'ın Hatay'la ilgili itirafları. Hepsini konuşmayı sürdüreceğiz. Bir reklam arası.